Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Eylül Perşembe. Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün Ankara'da biraz fazla yarış adeti var. 10 tane oldu. Yani normalde 9 tane olduğu zaman biz 9'u sayıyorduk ama bu sefer 10'a tamamladık. Yine çift altılı ama çok kalabalık bir yarış programı yok. 84 safkan şu anda kayıtlı olanlar. İlk güzel bir yarış programı. Bence yani inşallah bir aksilik olmasa da yağmur var mı yok mu onu da bilmiyorum. Çünkü haberim yok. Meteorolojide şu anda normal gözüküyor ama Ankara havası belli olmuyor çünkü. Ben Ağustos ayında bile Ankara'ya birkaç kez gittiğimde, yani bu sene değil de geçen seneki gittiğimde Ağustos aylarında inanın dondum akşamları. Yani Allah yardımcılar olsun, oradakilerin gerçekten çok kuru soğuğu var. Yani yazın ortasında bile ben inanın dondum, yani kemiklerim yani hissettim yani soğuğu. Öyle bir yerdeyiz. Güzel yarışlar var. Tabii bugün akşam yarışı da İzmir'de yine bir 9 koşulu bir programımız var arkadaşlar. Yine 88 safkanın yer almış olduğu bir program. Yine çekişmeli bir yarış programı var. Her iki programımız da yayında arkadaşlar. Bu arada bir akşamleyin bir Amerika Belmont adlı big yarışları var. Aquadet. Bu yarışta Allah nasip ederse sunacağım. Aslında ben çarşamba akşamı bir program yapacaktım ama maalesef kaçtaydı? Saat 2 civarında mı ne? Bir internet gitti benim. Ondan sonra tabii ben baktım ikinci internette alakam yoktu. Sonra bir ara internette kullanmaya çalıştım. Baktım internet yok. Ben de müşteri temsilcilerini aradım. Onlar da genel bir arıza varmış. Bölgeli bir arıza varmış. İşte 18-33'te hatta 33 dedi yani o 18-30'da demedi. Gelmesini bekliyoruz dedi. İyi dedim ben de ama akşam tabii saat 8 civarı gelince de kaldık. Program da yapamadık, bir şey de yapamadık. İyi Allah'tan 8 civarı geldi de akşam yarışlarına en azından yetiştirme imkanı buldum. Tabii bilmiyorum, inşallah bu arıza tekrardan devam etmez. Umudumuz o arkadaşlar. Neyse, herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 13.30'u gösterirken meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusuyla İlk startımızı verilen ve 8 safkanı da yer almış olduğu koşuda 3 nolu Emil Kurjak, Luxor temsilcisi Vedat Abiş de ilk yarışındaki güzel ikinciliğiyle burada biraz daha bende ön plana çıkan isim oldu. Hazırlık olarak da iyi gözüküyor. 4 nolu Heat Worker, bir Fast Famous temsilcisi Ayhan Kurşun'un standartlı safkanda ilk yarışı 4. ikinci yarışında ikinci ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen bir safkan. Fazla da meydana takılacağını ben düşünmüyorum. Bu safkan da ileriye dönük güzel bir umut verici bir safkan görüntüsüne Allah ayaklarını uzmasın. Hepsini tabii ki. Altın oldu Steel Hawk. Yine bir Luxor temsilcisi. Annesi Sibel Sukaş'tan detaylar veriyor. Müslüm Çelik'le start veriyor. Yine ilk yarışındaki üçüncülüğü oldukça tatmin kar. Yine bugün etkili koşacak isimler arasında. 3-4-6. Bu 3 tay biraz daha ön planda ama 8 olur My Leones. Bu line-up temsilcisi de Kocakaya'da en azından ilk yarışındaki güzel dördüncülüğüyle burada da dördüncü at yazmak isteyenlere önereceğim isim. Öncelik 3-4-6, daha sonra 8 nolu safka. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde handikap 15 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1600 metre çim koşusu ve 6 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman iki yarışın ikisini de kazanan 2 nolu Kızım Tulu. Bu kılavuzun güzel temsilcisi bugün Kocakaya'da startladı. Geçen yarışta Apranti ile yarış kazanmıştı. Bugün Kocakaya'da binince de bir hayli şansı arttığını düşünüyorum. Yine güzel durumuyla, iyi çalışmalarıyla burada da bir kazanmaya hayli yakın gördüğüm isim. Küçükleri sevenler için bence alternatif bir banko adaylığını hak ediyor düşüncesindeyim. Ama rakip illa arıyorum derseniz Kızım Tulu'ya geçilen 3 nolu Habbe'den en azından rakip olarak önereceğim isim olur Müslüm Çelik ile. 2 önce, 3 daha sonra. Günün 3. koşusu şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda 4 nolu Forlan. Bir Papa Kalem temsilcisi Vedat Abiş ile start alacak olan bir isim. Bu arada güzel bir form yakaladı ve koşmuş olduğu gruplara göre bu grubu geçmesi lazım. Çünkü bu safkanın koşmuş olduğu yarışta grup yarışı, kısa vadeli yarışı. Yani ötekiler de koşanlar var ama bana göre bu performansı da her geçen gün daha iyi duruma gelen 4 nolu Forlan'ın bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Vedat Abiş'te de benim bugünkü banko limanım olacak. 4 nolu Forlan. Günün 4. koşusu 7'li Plase ve 3'lü Ganyan ağımızın başlangıç ayağı. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuda 3 ve 8'in de ekür olduğunu belirtelim. 5 nolu Şanik Brown, bir Bosporus temsilcisi İşman Çizik'le start alıyor. İlk yarışındaki güzel ikinciliğiyle
Burada da bir hayli ön plana çıkan isim, ama bir de ekürler de burada ön plana çıkan isimler arasında saymakta fayda var. 3 nolu Ghost Runner 8 nolu safkanın ekürü olan Grey Storm temsilcisi de Ayhan Kurşun'la en azından bir yarış görme avantajıyla burada da bir hayli ön planda. 4 nolu Marco Polo Torok temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine ilk yarışındaki 4. yılından sonra artan form ve kondisyonuyla burada da bir hayli ön planda. Bir de bunların yanına Mehmet Karakeçi ekürüsüne ait ve 3 yarışın 3'ü de tabelada olan 1 nolu Aydınus. Bu Kulolu temsilcisi Mehmet Akyavuz'da yazılabilecek diğer isim. 5-3-4-1 koşudaki sıralama. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 21-4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim koşusu. 9 safkanında yer almış olduğu koşuda ben 7 nolu Ezer Döver. Bu Kazbek temsilcisi Müslüm Çelik'te oldukça uygun kilosu ve çok güzel formüyle son 6 yarışın 4 tane birinciliği olan bir isim. Bir de 5 nolu Bükeç, bu Demirdöven temsilcisi Özcan Yıldırım'da bu aralar kıpırdamalar içerisinde olan bu safkanda uygun grupta şanslı gördüğüm diğer isim. Yani 7 Ezer Döver, 5 nolu Bükeç benim bu koşu için sıralamam arkadaşlar. Günün 6. koşusu şartlı 4-4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 9 safkanında yer almış olduğu koşuda 9 nolu Pekalp'le başlayan bu tüm Özbey temsilcisi işmansızlıkla uzun aradan sonra bir yarış gören bu safkan artan nefes ve kondisyonla bu aralar daha iyi duruma geldiğini gördü. 9 nolu Pekalp bende biraz daha ön plana çıkan isim. 5 nolu Yaban Arası bu Özduran temsilcisi Nizamettin Demir'le yine güzel formüle. Margaret en ciddi ilk rakibi, daha sonra 6 nolu RGS Fırtınası. Muhtemelen o temsilcisi Vedat Abiş'te yine güzel bir form tutan bu safkan 3 aylık aradan sonra start alacak olmasına rağmen iyi hazırlıklarla giriyor. Bir de 7 nolu Yeniçağlı bu Kurtel temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle yazılabilecek diğer isim. 9-5-6-7 bu 4 safkan ön planda ama 4 nolu Çabuk ve 1 nolu Oğlum Brent'te bayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer isimler. Öncelik 9-5-6-7 daha sonra 4 ve 1 nolu safkanlar. Günün 7. koşusu handikap 17, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışı ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuda 4 nolu Yetimoğlu ile başlayan bu Güngör Baba'nın güzel temsilcisi Mehmet Akyavuz da bu arada iyi bir form yakaladı ve iyi gruplara start alan bir isim. Her ne kadar biraz mesafe sevse de bu safkanın bu mesafelerde etkili yarışları olan bir isim. Bence birincilikte iyi şans verdiğim isim olacak 4 nolu Yetimoğlu. 3 nolu Zalınoğlu, bu Victor Galop temsilcisi Kocakay ile start alıyor. Bursa'dan gelen bu safkanda çok güzel bir form yakalayarak giriyor. 9 nolu Flashbank bir Kaneko temsilcisi Vedat Abiş'te start alan safkanda yine oldukça güzel bir form yakaladı. İstikrarlı durumuyla burada bir hayli ön plana çıkan isimler arasında tabii son olarak da 6 nolu Golden Storm bir kuvvet temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine istikrarlı ve güzel formuyla bu mesafenin de etkili bir ismi olarak yazılması gereken diğer isim. 4-3-9-6 4 safkan ön planda ama 5 nolu Çilkeş ve 8 nolu İz peşinde de bayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Günün 8. koşusu handikap 17 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına geldik. Ve burada da 10 safkan arasında koşacak yarışta 2 nolu Sweet Hammer. Bu Justin Hammer temsilcisi Tolga Yıldız da oldukça güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışı arka arkaya hem de iyi grupları geride bırakarak kazanan bu safkan bence bugün de kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. O yüzden benim de bugün Banko Limanım 2 nolu Sweet Hammer olacak Tolga Yıldız ile. Günün 9. koşusunda şartlı 4-3 yaşlı Arapların 1300 metre çim koşusu. 6 ve 7'nin ekür olduğu 7 tayın yer almış olduğu bu koşuda 3 nolu Tanışık. Bu turbot temsilcisi Kocakaya'yla start oluyor. 5 yarış koşup ikisini kazanan ve güzel formuyla bence burada da bir hayli birinciliğe yakın gördüğüm isim. Küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko alayım. 3 nolu Tanışık olacak Kocakaya'da. Rakip arayanlar da 5 nolu Gelsisi ve 1 nolu Azzeyginolu bence bu safkada rakip arayanlar için önereceğim isim. Geldik günün son koşusuna şartlı 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışına. Ve 10 safkanında yer almış olduğu koşuda 7 nolu Mezit Haber ve Öz Haber temsilcisi Vedat Abiş'te güzel formuyla ve mesafeye sever tutan bir safkanın olmasıyla da benim biraz daha ön plana çıkan isim. Ama 10 nolu Esti geçti. Bu Altan'ın güzel temsilcisi Müslüm Çelik de yine istikrarlı ve güzel bir form yakalayan bir isim. Her geçen gün daha iyi duruma gelen bu safkanda uzun mesafelerde etkili sprinti sahip bir safkan. Bir de uzun aradan sonra start alacak olan 1 nolu Algana'nın yine başladığı yerden
bitirdiği yerden başlayabilir. O yüzden son 3 yarışı kazandığında bu Usapkan biliyorsunuz bu yılki koşmuş olduğu 3 yarışı yine el bebek gül bebek iyi hazırlıklarla giriyor. Serkan Yıldız da bence yazılabilecek diğer isim. 7-11 bu 3 safkan ön plana çıkan isimler. Ama bir safkan daha ilave edebilirsek eğer Altınoluk kadını Kayla almayıp da önde boş kalmasına izin verirlerse bir solukta bitirebileceği bir yarış. O yüzden sürpriz sevenler için bence Altınoluk kadını da ilave edebilirler. En azından kalite bir safkan olduğunu unutmayalım. 7-11 daha sonra Altınoluk safkan arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri şablonla başa bırakıyorum ve herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.